Hanımlar, beyler, sevgili çocuklar. Ekranların en eğlenceli, en şirin ve en muzip yarışması Çocuktan Alaberi başlıyor. İşte karşınızda 7'den 70'e herkesin sevgilisi Evrim Akın. Hem eğlenip hem yarışacağınız, duyduklarınız karşısında şaşıracağınız müthiş bir mücadeleye hazır mısınız? O halde ekranların en minnoş, en güzel ve en özel yarışması Çocuktan Al Haberi başlasın. Canlarım, merhaba. Merhaba. Sizler de hoş geldiniz. Az sonra tanışacağız. Bakalım neler yapacağız. Pilot Hanım, oyununuzdakiler de nedir efendim? Bu önümdekiler ablan. Evet köpekçik, şimdi buraya yapıştırıyorum. Küçük Kuba, küçük Kuba, kuyu nerede? Geçen yıl çiftliğe gittik. İneği biraz sevdim. Bir durun ya, bir durun. Bir tane seveceğim yani. Ondan sonra bir baktım. Köpeğin yanında 3 tane yavrucu pis pise dolanıyor. Yakalayıp da sevdik ama sonra şeytaptaya bağladık. Kızım beraber oynayalım mı dedi. Ben de evet dedim. Sonra hep ben yemeydim. Annem kazandı. Anne de hiç torpil yok. Rize'de vakit geçirmek mi daha güzel? Antep'te vakit geçirmek mi? Rize'nin yeri ayrı, Antep'in yeri ayrı. İkisi de benim memleketim sonuçta. Efendim, yarışmamız iki tur bir finalden oluşuyor. Ben her tur başında size kuralları anlatacağım. Final oyununu oynamaya hak kazanan yarışmacım 500 puanı topladığı takdirde çift kişilik tatile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İsmim Ezgi. Soyadım Özsuvarlar. İzmir'den katılıyorum. İzmir neresi? Evet, üç yoldan. Ah, Hatay üç yol. Hatay üç yol. Biraz daha üç kuyular mı? Sonra Güzel Yalı. Evet, ben de güzel yalı. Göz göz, güzel göz. Evet. Tabii ki. Bütün İzmir'deki arkadaşlarıma, akrabalarıma, dostlarıma ve senin de ailene selamlar, de sevgiler. Güzellik uzmanıyım. 21-20 yaşındayım. Dolu dolu 20. Dolu dolu. Haftanın 4 günü spor yapıyormuşsun bakayım. Yani elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Güzel. İzmir'in kızları güzel. Çok profesyonel değil tabii ki ama işte her akşam bir saat ayırıyorum bölgesel. Ne güzel. Bildiğince. Olsun. Onu yapamayanlar da var. Sizin de maşallahınız var. Evet, bayağı bir maşallahım var bu aralar. Aldı başını gidiyor kilolar. Aa, ne güzel oldu bak. Kafiyeli oldu. Evet, uyumlu oldu. Nasıldın çocukken sen? Çok yaramazdım. Gerçekten. İnanılmaz yaramazdım. Yani eyvah. Sürekli bir yerlerden düşerdim. Bacaklarım benim hala da erkek çocuğu gibi yaradır. Şu anda geçti ama değil mi? Büyünce artık. Hala yaramazım. New new new. Çocuklarla aran nasıl? Çocuklarla iyidir. Bir ara hatta çocuk gelişim okumak istiyordum. Sonra konservatuvar oldu, sonra güzellik uzmanlığı oldu ama çocukları çok severim. İlgim var yani. Tamam, o zaman başarılar diliyorum. Teşekkürler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Mustafa ben, Mustafa Kaya. 32 yaşındayım. Öğrenciyim. Hala öğrenciyim. Abi, benim kardeşim de aynı. Evet. Hala okuyor. Ya okumak güzel bir şey. Yüksek mi yapıyorsun yoksa farklı yok, farklı yok, alan? Yüksek yok. Ya yani henüz o noktaya gelemedim ama... 40'ında gelirsin iş. Doğru iş. Ben sporla pek ilgilenmiyorum. Görüldüğü üzere. Olsun, ben de ilgilenmiyorum bu şey. Ama siz yine iyisiniz ya. Maşallah. Yani işte idare ettiği kadar. Bunun dışında evliyim. Ah. Tabii. Eşin adı ne? Ebru. Ebru. Ay, Ebru kuzenimin adı. Ebruşka. Çocuk var mı? Çocuk henüz yok. İnşallah olur. Çocuklarla aran nasıl? Çocuklarla aram çok iyidir. Hatta bir gün tesadüfen Ebrar'la tanışma fırsatı buldum. Denk geldi. Çocuk o kadar kişinin içinde böyle beraber bana sarılıyor. Millet bana bakıyor. Ben kıskandırıyorum herkesi. Aramız çocuklar iyidir hisseder, yani bakalım. Çocuklar hisseder. Çok seviyorum çocukları. Algıları açıklar. Aramda çok iyidir yani. Ama böyle bir yaşa kadar. Nedense 4-5'ten sonra anlamaya mı başlıyorlar artık? Beni sevmemeye başlıyor. Bilemeyeceğim onu. Ben de anlamadım. Peki, başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Merhaba. Merhabalar. Rümeysa ben, Rümeysa Yıldız. Erzurum'dan geldim. Ah. Bayağı uzaklardan geldim. Dadaşlar diyarı, Efe'nin evet. Memleketi. Efe'yi çok seviyorum zaten. Fitness antrenörlüğü yapıyorum bir salonda. Bakayım senin vücuda. Haftanın her günü. Şöyle bir ortaya gelelim, görelim bir bizi. Ay, maşallah çok güzel ya. Allah haftanın her günü spor yapıyorum. Mesleğin içinde olduğum PT için. PT mi diyorlar size?
Personal trainer. Evet. Tabii ki özel derslerimiz de oluyor. Programı da çok istiyordum. Yani Efe beni çok çekiyor bu programda, memleketlim olduğu için. Çok büyük bir sempati var ya, Erzurum'da herkesin ona karşı bir sempati bence var. Bence Türkiye'de herkesin ya, var valla. Çocukların çok özel bir yeri var. Yakalayamıyoruz ki özel Erzurum'da. Özel çocuklar. Senin de çocuklarla aran iyi. Çok iyi. Çok atmıyor musun? İyi. Atı var atı. Hı. Mustafa. At alan Üsküdar'ı geçti. Ben de hayvanları severim aslında. uzaktan. Anladım. Atın adı ne? Atımın adı yok. Ben genelde hayvanları canım, balım, bir tanem diye sevdiğim için pek isim koymuyorum. Erkek mi? Anlıyorlar, evet. Oğlu şuna selamlar buradan. Teşekkür ederim. Harada bizi izleyemez ama. Evet. Peki mahşerin, başarılar diliyorum. Mahşerin 9 tatlısıyla tanışalım mı? Tanışalım. Bal, yanak, Arda. Hoş geldin tatlımıza, kendini tanıt. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Arda Şahin, 4 yaşındayım. Büyüyünce atom karınca olacağım. Buyurun. Tatlı. Ne var ne yok anlat bakalım, nasılsın? Elma biliyorsun annem. Bir gün eski çaydanlıkları atmaya karar verdi. Ondan sonra babam dedi ki, dur karıcığım onları atma, biz Arda ile beraber çok güzel bir şey yapacağız onları. Ondan sonra çaydanlıkları aldı. Ben onları böyle rengarenk boyadım. Üstüne şekiller çizdim. Üçgen, eşkenar dörtgen, 12 yüzlü, altıgen, sekizgen, beşgen de çizdim. Kare de çizdim. Geometri bilgimiz de var. Sonra üstüne toprak doldurduk. Bir çiçek ektik. Çok güzel. Al sana çok güzel bir saksı. Anneme verdik. Bu çiçekler lale mi dedi. Evet dedik. Çok güzel oldu. Aferin ya. Güzel fikirmiş bu. Çok mantıklı. Bahçede çok güzel durmaz mı öyle renkli renkli çaydanlık? Kesinlikle. Sekizgen, beşgen, altıgen. 12 yüzlü. 12 yüzlü. Geometri bilgisi. Süper. Satranç biliyor musun Mustafa? Çok az. O biliyor. Biliyor ama. Yener beni zaten, inanıyorum. Ah, sırada kutu bebeğim Ebrar. Hoş geldin bize, kendini tanıt tatlım. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Ebrar ile Demirbilek. 4 yaşındayım. Büyünce pilot olacağım. Pilot hanım, o önünüzdekiler de nedir efendim? Bu önümdekiler abban. Hani evrim abla. Henna bana hediye yollamıştı ya. O yüzden de şimdi ben de ona bir hediye yollayacağım. Çok güzel. Evet. Ya. Aferin benim, ne kibarlar. İadeyi hediye. Ziyarete gidemiyoruz ama hediye. Çok güzel. E hadi başla bakalım. Hepimiz merakla bekliyoruz değil mi? Hadi bakalım başlıyoruz. Başla. Önce kurbağadan başlayalım. Başla, olur. Kurbağa da tatlışko bir hayvan. Öpünce şimdi kurbağamı yapıştırıyorum Erdem abla. Nasıl yapıyorum? Kurbağamı yapıştırıyorum ama çok sessiz olun. Yoksa uyanabilir. Ha tamam. Hayvan. Şimdi sıra yastıkta. Yastığını şöyle yapacağız. Önce bunun altına yapışkanı süreceğiz. Uyuyan kurbağayı çok uyandıracak. Çok fazla sürmüyoruz. Şimdi köpeklerimizi yapıştıracağız. Çok heyecanlıyım. Önce bu yavru köpekten başlayalım. Oh. Ay yerim ben onu. Diğeri de kurt. Onu da Efe çok güzel yapıyor değil mi taklidi? Evet köpekçik, seni de buraya yapıştırıyorum. Elim de yapıştı. Yapıştırayım derken elim yapışıyor. Oh, bu sefer kurt. Kurt da tam kurt tipi var ha, hakikaten. Böyle bakıyor. Elindekiyle aynı olmuş. Bir yuvarlak ürüştürelim. Ah o kırmızı başlıklı kız ne çekti o kurttan, ne çekti anacığım, ne çekti. Yine mi yapıştı be ya, benim elim çok sakat. İşte hediyemiz hazır. Ay. Çok güzel oldu. Erim abla,
Henna yaptığım sürpriz bitti. İstersen gösterebilirim. İstemem mi? Meraktan çatlayacağım. Hadi. Hennacığım, bunu sana gönderiyorum. Baktıkça beni hatırla. Bir yere yapıştırırsın. Oy, artık. Yerim ya. Teşekkür ederim. Oy, ben seni yerim. Benim kibar çocuklarım, nazik çocuklarım. Ellerine sağlık Ebrar. Çok şık olmuş hediye. Eminim Henna da çok beğenecek. Çocuk. Hadi turlarda görüşürüz. Sırada benim yakışıklılarım Sarp ve Kuzey. Hoş geldiniz. Bize kendinizi tanıtın. Tüm misafirimize merhaba. Ben Kuzey Demir Ateşim'den büyüce ninja olacağım. Tüm misafirimize merhaba. Ben Sarp Demiral, 6 yaşındayım. Büyünce basketbolcu olacağım. Güzel. Ne var ne yok, neler yaptınız bakalım? Evrim abla, biliyor musun, biz bu hafta havuza gittik. Kıskandım. Ne güzel. Sonra? Sablan, ikimiz çok güzel yüzüyorduk ve çok eğlendik. Evet Evrim abla, ben babamdan büyüklerin havuzuna girmeye karar verdim. Girdim. Sonra bir kuzeye baktım. Kuzu koşa koşa geliyor bize doğru. Evet Evrim abla, koşa koşa geldim. Atladım havuza. Bütün yerler ıslandı. Allah Allah. Büyükler bile, çocuklar bile. Eyvah. Evet Evrim abla. Ama çok eğlendik. Kuzey atlayışın çok iyiydi ama. Vay be. Vay be. Vay be. Ben bile inanamıyordum. Ama dikkatli atlayın, öyle çok koşmayın havuz kenarlarında ha. Hı. Söyleyelim buradan değil mi, öyle kayar başını, bak sen küçükken çok düşmüşsündür. Çok yaptım ben tabii ya. Benim gibi olmasınlar. Olmasınlar. Evet, teşekkür ediyoruz. İyi eğlenmişler, ne güzel. Turlarda görüşürüz. Sırada Aliye var. Hoş geldin, bize kendini tanıt tatlım. Merhaba arkadaşlar. Aybübü 3 yaşındayım. Büyüce ben doktora yayacağım. Güzel. Nasılsın Aliye'cim? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim abi. Abi. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Haftan nasıl geçti? Neler yaptın tatlım? Evim abi, biliyor musun? Biz göğe gittik. Orada taş böyle attık. Sibel, ben, annem, babam, Meyiz, Volkan gelmişti. Güzel. Ailecek, aile boyu gitmişler göle. Ne güzel. Peki bizimle paylaşmak istediğin bir şey var mı? Şöyle şarkı falan mesela. Evet Eğim abla. Tamam, seni dinliyoruz o zaman. Küçük kuba, küçük kuba, kuyu ne yede? Kuyum, kuyum, yiyeceğim ne yek? Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak. Kuyu ne yede? Kuyum, kuyum, yiyeceğim de ne yek? Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak. Bravo. Teşekkür ediyoruz Aliye. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Sırada Ankara'nın Buckingham kasabasının prensesi The Henna Bülbül. Hoş geldin, bize kendini tanıt tatlım. Tüm misafirinize merhaba. Ben Henna Bülbül, 5 yaşındayım. Ben büyünce sanatçı hocam Ebrim abla. O sanatçı dediğim müstehsi bir gülümseme var. Alay mı ediyor, utanıyor mu? Anlamadım. Sanatçıdan kasıt da heykeltıraş falan yani. Elit. Ressam, tabii elit. Nasılsın Henna? İyiyim, sen nasılsın Evrim abi ya? Bak burada da güldü bana Evrim abi ya derken. Ne oluyor ya? Allah Allah. Neyse, ben onu çözerim. Çözerim ben o işi Henna. O iş bende. İmalı davranıyor. Evet. Neler yaptın? Ha, bu arada ben deyim, teşekkür ediyorum. Neler yaptın Henna'cığım? Evrim abi ya, biliyor musun? Geçen gün ne oldu? Hani biz annemden parka gitmiştik. Abim de kursa bırakmıştık. Sonra biz yürüdük parka geldik. Parkta ben ayadım, kimse yoktu oynayacaklarına. Sonra annem bu duyma gördü ve çok üzüldü. O yüzden yanıma geldi, oturduğu yerde mat kalktı, yanıma geldi. Kızım beraber oynayalım mı dedi, ben de evet dedim. Sonra yok oynamacı oynadık, saklanmaç oynadık 1-2-3 diye. Sonra hep ben yeniydim, annem kazandı. Sonra daha ne olmuştu? Sonra birazcık su içtik. Çok yoruyorduk. Sonra da eve gittik. Ya. Ve burada da son. Çok eğlendik. Ya bazen uzakta aramamak lazım. Ayrıca anneler en iyi arkadaşlarımız aynı zamanda. Değil mi Ezgi? Aynen öyle. Tabii. Değil mi Mısta? Torpil de hiç yok ama yani. Annede hiç torpil yok. Hep o kazanmış. Hep o kazanmış. Evet, teşekkür ediyoruz. Turlarda görüşürüz. Efendim, Antep'in medar iftarı
Tekerleme üstadı bilim insanı Efe Dadak. Hoş geldin bize, kendini tanıt tatlım. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Efe Dadak, 5 yaşındayım. Büyünce kum parası olacağım. Of. Biz de yapalım mı? Evet. Of. Hadi of. Bir de şimdi nefes alma çıtlıyım. Nasılsın Efe'cim? İyiyim Emma'm, sen nasılsın? Vallahi sizleri gördüm, çok iyi oldum. Neler yaptın, nasıl geçti haftan? Rize'ye gittik. Rize aynen orman gibi yemyeşildi. Ya değil mi ya? Hani bizim Adem benim tatlılarıyla meşhur ya. Rize'nin de tatlısı çok meşhurmuş. Hatta çok da tatlı varmış. Hepsinden yedim. Çok da doymuştum. Tabii her ikisinin de yeri ayrı yani. Karadeniz mutfağı da çok güzeldir. Doğası muhteşem. Evet. Ülkemizin her yerinin yemekleri çok güzel, tatlıları evet, çok güzel. Evet ya, Türk mutfağı değil mi? Aynen, bütünüyle çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Her ikisinin de yeri ayrı ama ben yine de biraz sorayım. Rize'de vakit geçirmek mi daha güzel, Antep'te vakit geçirmek mi? Rize'nin yeri ayrı, Antep'in yeri ayrı. İkisi de benim memleketim sonuçta. Bak. Aferin. Güzel cevap, çok iyi. Aferin, tebrik ederim. İlerleyen turlarda, dakikalarda görüşeceğiz. Sırada Taş Devri'nin çakıl bebeği Nisan. Hoş geldin bize, kendini tanı tatlım. Tüm misafirlerimize merhaba, ben Nisan Aktaş, 3,5 yaşındayım. Birinci prenses olacağım, eğilim abla. Hiç değişmedi ama, hep prenses olmak istedi. Ben bir şey söyleyeyim mi, bu kadar söyledi ya. Olacağına inanıyorum ben. Kesinlikle. Valla Monaco prensi falan alır ileride 20 yıl sonra. Şaşırmayın yani. Olabilir. O zaman ne oluyor, 23,5, yok daha evlendirmem ben onu. 30 yıl sonra diyelim. Evet. Nasılsın prensesim? İyiyim Meryem abla, sen nasılsın? Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Neler yaptın prensesim? Hemen mısın, bir şey diyeyim mi? Biz Naz'la birlikte de oyun oynuyorduk. Ben onun öğrencisiydim. O da öğretmendi. Oynuyorduk öyle. Ondan sonra bir baktım. Gördüğün yerine 3 tane yavrucuk pis pise dolanıyor. Ondan sonra fırladım ben onların arasına. Bir tanesi benim yanıma, bir tanesi sağa sola, bir tanesi ise küçük bir daya. Hepsi fırladım. Ondan sonra hepsini yakaladım. Yakalayıp da sevdik. Ondan sonra şeyi tatlıya bağladım. Her şeyi tatlıya bağlamış. Ya öldürecek beni ya. Ay. Peki neyse ki tatlıya bağlanmış sonu. Elma abla, sana bir şarkı söyleyebilir miyim? Bayılırım, en sevdiğim, lütfen. Bat bakalım, aferin. Sana güle güle yaptım. Sana bay bay. O yuncaklarda kayboldum. Nayram, nayram. O yuncak ölçüleri fırlat. Uyduruyor mu? Oyuncaklarım. Sen dağıt, ben toplarım. Anaç yönümüz de ortaya çıkıyor. Oyuncakların hepsini döküp dağıtabilirsin. Ha, izin çıktı. Alttan anneye galiba. Ay çok güzelmiş. Bravo! Özür dilerim. Yani şarkıyı dinmediğim için ne zaman alkışa gireceğimi de bilemedim prensesim. Ya bu nasıl bir çocuk? Ben de bazen kendim böyle evde konuşurken şarkı yapıyorum. Benim gibi olmuş. Mesaj verdi. Mesaj içerikli değil mi? Anneye evet, gönderme sen var. Sen oyuncakları dağıt. Ben toplarım. Yerim seni. Görüşürüz turlarda. İşte sırada. O da Erzurum'un medarı iftarı. Can. Efe Can Koç Yiğit. Hoş geldin bize, kendini tanı tatlım. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Efe Koç Yiğit. 5,5 yaşındayım. Büyünce veteriner olacağım. Nasılsın Efe Can? Eylem Evrim abla, sen nasılsın? Bu soruya Rümeysa cevap versin. Erzurumlu gibi. Ya bak, biz hiç şive konuşmuyoruz ki ama. Aa, duymuyor musun canım yaşadığın yerde? Duyuyorum da komik oluyor konuşunca ya. Hiç beceremem. Çok iyi bakalım. Beceriyor. Dene. Biz karar verelim konuşalım. Yani, güzel bir soru. Ne derler? Eyyem sen nasılsın falan derler. Nasılsan mı? Nasılsın? Nasılsan. Aynen. Ben de eyyem, teşekkür ederim. Benimki oldu mu? Siz daha iyi yaptınız. Daha iyi. Evet. Görüşmeyeli neler yaptın sen tatlım ya? Özlüyorum ben seni çok. Evrim abla, geçen yüz babamla bir
çiftliğe gittik. Tavuklar vardı, tavus kuşları vardı, hindi vardı, köpek vardı, koyun vardı, inek vardı, deve vardı, bir sürü hayvan vardı. İneği biraz sevdim. Sonra tavuklar sevmek istedim. Onlar benden kaçtı. Ben onların peşinden koşuyorum. Onlar benden kaçıyor. Yok, seviyor muyum? Sevemiyorum kardeş yani. Bir durun ya, bir durun. Bir tane seveceğim yani, bir tane. Hiçbirini sevemedim. Sadece ineği, koyunu. Buyurun. Onu sevdim. Bir de hindiyi. Sonra babam dedi ki gel oğlum yumurtalarını toplayalım. İçeriye girdik. Hepsinin yumurtalarını aldık. Bir tavuk böyle çıktı. Kıt kıt kıdak. 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 Öyle dedi. Yanaklar sallanıyor. Neyse niye öyle demiş. Bizden korktu. Resmen benden korktu. Benden. Ama küçük boyumla korktular. Onlar anne, ben çocuk. Çocuk ama sen onlara göre kocamansın. Onlar şu kadarcık, sen yukarıdasın. Neyse sonra aldım gittim eve. Çok güzel bir gün geçirdim. Oh şahane olmuş vallahi, sevindim. Hayvanlarla bir arada olmak tavuğu güzel. Böyle ben çocuklara bayılıyorum ya. Hayvanları severek, hayvanları severek büyüyen çocuklar. Aileden geliyor onu. Aynen hep söylüyorum. Öyle. Evet, sırada Mina var. Ne sandın? Hoş geldin Mina, bize kendini tanıt. Merhaba, ben Mina, 3,5 yaşındayım. Büyüyünce iki mimar olacağım. Ha, döndü mimarla. Bir avukat oluyor, bir mimar. Ama çok farklı. Ama iç mimar. Nasılsın Minacığım? İyiyim Erman, sen nasılsın? Süperim, teşekkür ediyorum. Senin haftan nasıl geçti, neler yaptın tatlım? Biz akvaryuma gideceğiz. Böyle orada balıklar, hatta kocaman köpek balıkları bile var. Oo. Var. Örümcekler. Ah. Bu örümcek. Bu deniz canlısı ahtapot. Yengeç bu. Ahtapot bu. Tamam. Yılan bu. Kaplumbağa da bu. Bu küçük olan kaplumbağa. Ay ne şahane ya. Bütün deniz canlıları var orada demek ki. Evet. İşte bu kadar. O zaman birinci tur başlasın. Nisan, prensesler tek başına alışveriş yaparlar mı tatlım? Benim abla prensesler tek başına markette korkarlar. İnsanlar yorgunken ayakta uyuyabilirler mi? Benim annem kendine yemek yaparken uyuyor. Sizin evin oradaki kediler de çok yürüyünce yorulurlar mı sence? Erim abla, kediler yürür. Tabii yorulacaklar Erim abla. 35 tur koşuyorlar. Sence alışverişte anneler mi daha çok sıkılırlar yoksa babalar mı? Bence ikisi de sıkılır. Tek çocuklar sıkılır. Baba şunu, baba çok güzel şu. Ocaklara bak baba. Oyna burada. Ay baba çok güzel. Birinci turda 9 çocuğumuza da bir soru sorduk. Öncelikle çoğunluk ne demiştir? Bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Bu size kafadan 10 puan kazandıracak. Sonra teker teker çoğunluktaki çocukları bulmaya çalışacaksınız. Bu da size 20 puan kazandıracak. Kötü bir haberim var. Bu turda en düşük puanı alan yarışmacım bize veda edecek. Evet, sorumuz şu. Büyükler mi ayakta durunca daha çok yorulur yoksa çocuklar mı diye sorduk. Ezgi ne demiştir çoğunluk? Bence büyükler demişlerdir. Mustafa? Çok net büyükler demişlerdir. Rümeysa. Büyükler demişlerdir, yaşlıları da göz önünde bulundurarak. O zaman hepinize onar puan veriyorum. Tebrik ediyorum. Güzel başladık. Bak, güzel başladık. Adaletli, güzel. Güzel giderse. Bence de büyükler demişlerdir. Çünkü en çok yakınan biziz. Evet. Yoruldum. Ay belim ağrıdı. Çocuk beli ağrısını nereden bilsin bak. Yani yorulur ama. Bir de kendileri enerjikler sürekli. Biz bitik. Bizim pil bitik, onlar maşallah. Ah. Evet. Ezgi ile başlıyorum. Hangi çocuğum büyükler ayakta durunca daha çok yorulur demiştir? Bence Arda. Arda. Atom karıncalar da yorulur mu Arda? Tabii ki de yorulmaz Erim abla. O kadar da güçlüler ki yorulmazlar. Doğru. Çok yorulduğumuz zaman nasıl dinlenebiliriz Arda? Çok yorulduğumuz zaman
Benimki bu uyumak gerekir abla. İçimden uyku geçiyor şu anda. Uyku dediğin için abla. İçimden uyku geçiyor, uyku. Bak dur uyuma. Geçmesin içinden, gitsin. Şimdi uyumayacağız, eğlenme zamanı. Yemekten sonra 9-10 gibi uyursun. Peki sence uykucular da uzun süre ayakta durabilirler mi? Sadece gerektiği zaman durabiliriz Erim abla. O zaman atom kırmızıya dönüşüp saatlerdir ayakta şöyle durabiliriz. Anladım. Soruma geçiyorum. Evet. Büyükler mi ayakta durunca daha çok yorulur yoksa çocuklar mı? Büyükler ayakta durunca daha çok yorulur. Bravo. 20 puan Arda'dan. Evet, Mustafa. Bence Ebrar demiştir. Ebrar, Aliya Demirbilek. Ebrar, otobüsleri her zaman ayakta mı bekleriz tatlım? Erim abla, oturma yerleri var ama bazen oturarak bekleriz kalabalıksa, bazen kalabalık değilse oturarak bekleriz. Her halükarda oturarak bekliyoruz. Peki insanlar yorgunken ayakta uyuyabilirler mi? Uyuyabilir. Mesela benim annem kendini yemek yaparken uyuyor. Bu Leyla'nın da ne çekisi varmış. Peki yani hadi inanmış gibi yapayım ben. Nasıl yani? Uyuyarak yemek yapıyor. Şakacıktan uyumazlar Erim abla. Gerçekten. Yani böyle. Peki. Leyla'ya buradan sevgiler. Sence alışveriş yaparken yorulursak bir kenarda dinlenebilir miyiz tatlım? Meyvelerin üstünde dinleneceğiz, öyle mi? He, öyle. Meyveler bozulur. Ya biz sana böyle tepki yapmadık annem uyarak yemek yapıyor deyince. Ay ne alem. Ya canım meyvenin üstüne niye yatalım oturalım? İki dakika şöyle kenarda kıyıda bekleriz değil mi? Öyle belki yorulup dinlenemez miyiz? Olayı bilmiyor. Kadınlar alışveriş yaparken dinlenmediği için hiçbir zaman. Taş geldi başımıza işteler. Sen ne fenasın sen. Evet Erim abla. Alışveriş merkezinde ya da marketlerde bir sürü yer var. Otobüs sandalye bulduğumuzda hop diye bak ben nasıl oturuyor. Peki büyükler mi ayakta durunca daha çok yorulur yoksa çocuklar mı? Büyükler ayakta durunca daha çok yorulur. Bravo, 20 puan Ebrar'dan kazandı. Liste. Evet, tebrik ediyorum, 20 puan Ebrar'dan kazandı. Rümeysa. Bence Henna büyükler ayakta durunca daha çok yorulur. Henna. Evet, Henna. Henna bütün konserlerde ayakta mı durulur sence? Tabii ki de bazen duyuyor, bazen duymaz evim abla. Biz bir kesimde konsere gitmiştik. Orada biz oturarak izlemiştik. Herhalde hayal kalkınca önümüzü göremeyiz diye öyle yapmış ya. Olabilir. Mantıklı. Otobüste hep ayakta mı durulur tatlım? Tabii ki de duyuyor. Ben her gün otobüse bindiğimde hep ayakta diyor. Ama yaşlılar bilince onlara hem yol vermeyiz hem de onlara yer vermeyiz. Yani oturmak için. Aferin sana Henna, tebrik ediyorum. Soruma geçiyorum Rümeysa. Tabii ki. Büyükler mi ayakta durunca daha çok yorulurlar yoksa çocuklar mı? Büyükler ayakta durunca daha çok yoruluyor. Bravo. Vallahi tebrik ediyorum. Son iki çocuğum. Eski. Ben canım aşkım Nisan diyorum. Nisan prenses. Nisan prensesler tek başına alışveriş yaparlar mı tatlım? Yapabilirler mi ya da? Elma abla prensesler tek başına markette korkarlar. Bebek prenses olursa kendi başına gezemez. O bebek prensesler de olabilir. Ha anladım. Korkar prensesler markette. Peki ya büyük prensesler? Büyük prensesler kendine gezer, bebek prensesler kraliçelerle gezer. Ya. Peki prenseslerin evde rahat etmeleri için nelere ihtiyaçları vardır? Elma abla prenseslerin
rahat etmeleri için yanlarında bir bardak su, yastık ve güzel bir koltukta oturmaları gerek. Yanında film açmaları lazım. Bir de film açmak lazımmış. Filmsiz olmaz. Filmsiz olmaz. Olmaz. Peki annen mi yürüyüş yapmayı daha çok sever yoksa deden mi? Eyim abla. Dedem pek bazen yürüyüş. Dedem bazen yürüyüş yapar ama annem daha çok yapar. O yüzden annem daha çok sever. Dedem de sever. İkisi de sever. En çok ben severim ama annem beni hiç yürütmüyor. Oy kıyamam, yorulma diyedir o. İleride yürüyeceksin zaten Nisan ama şimdi boşver yürümeyecekler. Peki Nisan sizin orada sizin evin oradaki kediler de çok yürüyünce yorulurlar mı sence? Eyvallah kediler yürür. Kediler patileriyle. Gezer eğilim ama yürüyecek değiller. Yani işte ben de. O yüzden gidip yorulmazlar. Doğru diyorsun. Ben de soruya bak. Yürür mü diyorum. Patisini takar gezer. Allah Allah. Soruya geçiyorum o zaman. Peki. Büyükler mi ayakta durunca daha çok yorulurlar yoksa çocuklar mı? Eyvallah bence çocuklar daha çok yorulur. Prensesler yürümez. Anne yürütmüyor ya. Ağlama. Olsun. Olsun daha iki çocuğum var. Puan alamadık Mustafa. Sıra geldi bana. Efe ya çok hareketli bir çocuk Efe. Bence Efe. Efe Dadak mı? Evet. Anneler alışveriş yapmaktan hiç bıkmazlar mı Efe? Hiç bıkmaz. Benim annem hiç bıkmıyor vallahi. Sürekli alışveriş veriyor. Ay ne fena ya. Sen bir kung fucu olarak bilirsin Efe. Kung fu yapanlar mı daha çok ayakta durur yoksa mangal yapanlar mı? Bence kung fu yapanlar. Çünkü mangalcılar sadece mangal yapıyorlar. Yemek yiyorlar, öğlen yiyip yapıyorlar, uyuyorlar. Kung fu hocaları hala ayakta durup kung fu öğretiyorlar. Hayaca! Hayaca! Tabii bu sesler. Nasıl yapıyor? Futbolcular da yorulurlar mı sence? Tabii yorulacaklar Elim abla. Sürekli baş duracak. 35 tur koşuyorlar. Tabii ki yorulurlar. Bir de ayakları acıyor. Sürekli topa yan vuruyorlar. Ha, anladım. Soruma geçiyorum. Büyükler mi ayakta durunca daha çok yorulurlar yoksa çocuklar mı? Büyükler ayakta durunca daha çok yorulur. Bravo. 20 puan. Efe Dadak'tan kazandınız efendim. Rümeysa. Son bir çocuğum kaldı. Son çocuk. Ben memleketlimi seçmek istiyorum. Efe. Evet, Efe Koç. O beni yanıltmaz. Efe, ayakta durmak güzel bir şey midir sence? Hayır Evrim abla. Mesela ben şimdi kalktım. Yoruldum. Sonra oturdum. Şimdi de yorulmadım. Cevap belli. Şimdi de yoruldum. Uygulamalı. Anladım. Sence alışverişte anneler mi daha çok sıkılırlar yoksa babalar mı? Bence ikisi de sıkılır. Tek çocuklar sıkılmaz. Böyle yapar. Baba şunu alalım. Baba çok güzel şu. Ocaklara bak baba. Uyum. Ay baba çok güzel. Alalım hadi alalım alalım. Tamam oğlum alalım. Ay öyle yaparlar. Delenirler. Burada böyleyse. Evet. Evet. Gerçeğini düşünemiyorum. Ağzım açık kaldı. Gerçekten bu hani derler ya şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. Yaşattı bana teşekkür ediyorum. Öyle kaldım. Alışveriş çılgını çıktı çocuk. Market alışverişi yorucu bir şey midir sence? Çok yorucu Evrim abla. Her şeyi içine doldurursan ya iteklemesi daha çok zor. Peki son sorumuza geçelim. Büyükler mi ayakta durunca daha çok yorulurlar yoksa çocuklar mı? Büyükler ayakta durunca daha çok yorulur. Bravo. Ezgi. Evet. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. İzmir'e sayemde bir sevgiler yolladık. Çok memnun oldum. Başarılar diliyorum sana meslek hayatında. Bu da kupa bizden sana hatıra olsun. Teşekkür ederim. O zaman ikinci tur başlasın. Prenseslerin annesi cadı olabilir mi? Yok.
Benim annem çocuk. Ben de final çocuğuyum. Kraliçeler de mutfağa girip yemek yaparlar mı? Onlar Eymi abla evde değil la saraydalar sarayda. Bütün prenseslerin isimlerini biliyor musun tatlım? Eymi abla prenseslik benden sorulur. Şimdi sana hepsini sayayım. Vazina, Aliya ve Aliye. Efe sence bütün masallardaki hayvanlar konuşurlar mı? Öyle diyorlar işte. Efendim ikinci turdayız. Bu turda 9 çocuğumuza da aynı soruyu sorduk. İş size düşüyor. Önünüzdeki butona basacaksınız. Ekranda beliren çocuğum ne cevap vermiştir? Bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Doğru tahmin size 30 puan kazandıracak. Hmm. Güzel de bir haberim var. Bu turda en yüksek puan alan yarışmacımla final oynayacağız. Sorumuz şu. Masallarda prensesler mi daha çoktur yoksa prensler mi diye sorduk. Mustafa ile başlıyorum. Eşitsiniz ama bana yakın. Mustafa buton senin. Henna. Tabii ki de prensesler demiştir. Henna sence bütün masallar mutlu sonla mı biter? Tabii ki de. Hem hikayenin başlaması da mutludur. Hikayenin sonu da. Çünkü zaten oradaki herkes çok mutludur. Evet. Giriş mutlu. Bakalım sonuca. Sonuç mutlu ama gelişme. Hep bir olaylar, hep bir olaylar. Peki bütün prenslerin atı beyaz renkli midir? Yok, bazı renkli siyahtır, bazı renkli gri, bazı renkli kahve renklidir. Çünkü o kadar renkli at var, her şeyin de beyaz da olmaz ki canım. Yani, mecbur mu canım prensle beyaz atı bilmeye değil mi? Yani. Peki. Ah Henna, prenseslerin annesi cadı olabilir mi? Yo, mesela benim annem cadı değil. Ben prenses de değil. Anladım, sen Buckingham'ın prensesisin de ben masallardaki prensesleri soruyorum. Onların anneleri cadı olur mu diye sordum. Bence olamaz. Hem kim, hem kaşığı ve şapkası hiç uygun olmamış. Ben onları zaten sevmiyorum. En çok prensesleri seviyorum. Hem benzem ben de prenses soyuyum. Ya herhalde sen Angana'nın Buckingham kasabasının prensesisin. Baş prenses. Soruma geçiyorum. Masallarda prensesler mi daha çoktur yoksa prensler mi? Masallarda prensesler daha çoktur. O atı sokmayacaktım devreye. Orada kafa karıştı çocuğumda. Peki. Neyse. Buton senin. Oo, atarlım geldi. Atarlı Efe. Ne demiştir Efe? Efe prensler daha çok demiştir. Prensler. Bütün krallar yaşlı mıdır sence? Emma abla kral olmak için beyaz saçlı ve bilgi olmamız lazım. Ha. O yüzden krallar hep yaşlıdır. Vah kralların haline. E doğru aslında ama Prens Charles da yaşlandı. Hala kral olmadı değil mi? Saçı beyazlamadı ya. Ha, sarı duruyor. Tamam. Sarışın. Kraliçeler de mutfağa girip yemek yaparlar mı? Eymi abla bunu bilmeyecek ne var? Tabii ki yapmazlar. Onlar Eymi abla evde değil la saraydalar sarayda. Allah Allah ne oluyor sarayda olunca? İçinde olacak insanın. Çalışanları vardır onların. Onlar yemek yapıyordur. Oh ne güzel dünya. Neyse. Peki prensesler de kung fu yapabilirler mi? Sence bunu bilmeyecek ne var? Ne? Tabii ki yapamaz Reyhan abla. Prensesler sadece bale yapabilir. Bence bunu dinsel aklaşı sorun. Bak o da inandı benim gibi onun prenses olacağına. Tamam. Söyle bakalım masallarda prensesler mi daha çoktur yoksa prensler mi? Masallarda prensler daha çoktur. Prensler mi? Bir an inanamadım. Evet. Ya böyle işte bizimkiler sağ gösterip sol vuruyor Allah. Buyurun Mustafa Bey kutu olsun efendim. Nasılsın? Au kutu bebeğim geldi Ebrar. Vallahi onu düşündüm. Gerçekten mi? Temiz kalpliymişsin. Evet, ne demiştir Ebrar? Prensesler demiştir. Peki soralım. Bütün prenseslerin annesi kraliçe midir? Evet, Erim abla.
annesi kraliçe olması zaten prenses olamaz. Olur kız, gelir bir prens olur. Olur. Olabilir. Peki, prenslerin kıyafetleri mi daha güzeldir yoksa prenseslerin kıyafetleri mi? Evrim abla, prenseslerin çok güzel kıyafetleri var. O yüzden de böyle büyük etekli metekli. Etekli metekli. Sence kül kedisi de prenses midir? Kül kedisi prenses değildir Evrim abla. Çünkü annesi yok, kraliçe. Oturmuyor bir tane prenses koltuğa. Babası yok. Kral tacı var ama hiçbir yere oturmaz. Hiç. O yüzden o prenses değil. Sadece üvey kardeşleri var ve üvey annesi var. Olmaz olsun öyle kardeş üvey anne. Ne çekti be kızla kül kedisi. Değil mi? Günah. Bütün prens ve prensesler de şatoda mı yaşarlar? Bence şatolarda yaşarlar Evrim abla. Çünkü onlara kocaman bir ev gerekiyor. Bir de çok güzel bir ayakkabılar. İşte. Masallarda prensesler mi daha çoktur yoksa prensler mi? Masallarda prensesler daha çoktur. Bravo. 30 puan Ebrar'dan kazandı Mustafa abisi. Gene eşit oldunuz. Takip ediyor beni. Rümeysa. Buton senin. Aha. Ha, Efe. Efe prensler daha çoktur demiştir. Peki soralım. Efe, sence bütün masallardaki hayvanlar konuşurlar mı? Bence konuşuyor Evrim abla. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence hayvanlar gerçekten konuşuyor. Hani böyle... Öyle diyorlar işte. Konuşuyorlar gerçekten. Ha, kendilerine has bir lisanları varmış tamam. Ama biz onu anlayamıyoruz tabii bilmediğimiz için. O lisanı öğrenemedik. Peki sence, ya şöyle sorayım, sadece hayvanlarla ilgili bir masal var mıdır? Var tabii Evrim abla. Bir tane zebra varmış. Bu zebra otluyormuş. Oradan bir aslan görmüş. Bir kaçmış, böyle yapmış. Böyle hızlıca kaçmış. Aslan tam onu yerken bir fırlatmış aslanı geriye. Ayaklarıyla bir vurmuş aslan ta ağaca yapışmış. Ondan sonra yine koşmuş aslan onun peşine. Zebra koşmuş. Sonra da aslan onun üstüne çıkmış. Böyle zebra yapınca aslan ters böyle yapmış. Sonra da çıkmış. Aslan böyle olmuş. Bir yavru geyik görmüş. Yavru geyik görürken, yavru geyik mutlarken onu oradan kaçmış. Onun üstüne bir atlamış. Yavru geyik böyle düşmüş. Onu da yemiş. Bitti. Of, yoruldum. Belgesel tadında. Peki, sadece küçük çocuklar mı masalları severler? Evrim abla, masalı... Herkes sever, anne sever, baba sever, çocuk sever, büyük sever, herkes sever. Ama en çok insan sever. Doğru, hem sever hem de çok güzel anlatmıyor mu ya? Evet, bayılıyorum. Peki, bütün prenslerin babası kral mıdır sence? Evet Evrim abla, babası kral olmasaydı, oğlu da prens olmasaydı, normal insan olurdu. Anladım, düz mantık. Peki soruma geçiyorum. Masallarda prensesler mi daha çoktur yoksa prensler mi? Masallarda prensesler daha çoktur. Çok üzüldüm. Allah üzüldüm. Efe'cim. Puan alalım. Üzüldüm ya. Ben de üzüldüm. Çok, üzüntünü çok, yaşa. Çok üzüldüm diyor. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Evet, bu ton senin Mustafa. Ben söyleyeyim. Ay Nisan dedik Nisan. Vallahi şimdi bunu düşündüm ha. Evet. Ne demiştin Nisan? Nisan prensesler demiştir. Kendi de prenses. Bakalım. Soralım. Bütün prenseslerin isimlerini biliyor musun tatlım? Emma'la prenseslik benden sorulur. Şimdi sana hepsini sayayım. Bella, Uyan Güzel. Bella. Pamuk Prenses, Rapunzel, Ariel. Bir de benim küçük kızlarım var. Onları da sayayım. Prenses küçük kızlarım var. Vazina.
Aliya ve Ali. Ali. Aliya. Ali. Vazina. Ali anlı. Aliya, Ali. Ali, Ali. Geldi dedi mi? Ali, Ali. Gibi hadi. Prenslerin en yakın arkadaşları şövalyeler midir? Benim ama şövalyeler kralların arkadaşlarıdır. Prenslerin başka prens arkadaşları vardır. Her masalda kötü bir cadı var mıdır? Benim abla, Ariel dediğiniz kız cadı gördüm ama normalde ama gerçek ama masallarda aslında bütün cadılar deniz kızı, bazı cadılar deniz kızı cadı. Bazı cadılar da insan cadı olur. Ha, anladım. Peki soruma geçiyorum. Masallarda prensesler mi daha çoktur yoksa prensler mi? Prensesler daha çoktur. Bravo. 30 puan. Son oyun. Bunu kazanırsan, yani bilirsen, doğru tahmin edersen Mustafa ile eşit oluyorsunuz. Eşitlik bozma oyunu oynuyoruz. Bilemezsen Ebru'dan al tarifini izliyoruz az sonra. O zaman Rümeysa, buton senin. Bal yanak Arda. Ne demiştir Arda? Arda ne demiştir? Prensesler daha çok demiştir. Prensesler. Prenslerin odasının dekorasyonunu kim yapmıştır Mustafa. Sence? Mustafa. Biz bir kere Antep'e gitmiştik. Vallahi Antepliler yapmıştır. Anladım. Peki masallarda atom karıncalar da var mıdır? Atom karıncanın olmadığı yerleri ben masal demem. Atom karıncalar gerçekte vardır. Her yerde dolaşır. Biz fark edemeyiz. Anladım. Peki sence çizgi filmler mi daha kalabalıktır, masallar mı? Tabii ki de. Masallar hem abla, masalda tam 1000 tane kişi vardı ama çizgi filmde tam 1 tane kişi vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ooo güzel. Soruma geçiyorum. Masallarda prensesler mi daha çoktur yoksa prensler mi? Masallarda prensler daha çoktur. New new new. Puan alamadı. Efendim sırada az önce de söyledim. Ebrar'dan al tarifi köşemizdeyiz. Ebrar Usta, menüde ne var acaba? Erim abla, bugün size börülce salatası yapacağım. Başlıyorum. Ay süper, geçen ben de börülce aldım. Vallahi bak. Ya. Denemek için öğreneyim ben de nasıl yapılıyormuş. Süper oldu bu. Hadi o zaman. Önce malzemeler. Börülce. Börülce. İzmirler öder. Ya. Dereotu, yeşil soğan, maydanoz, biber, kırmızı biber ve mısır parçacıkları. Parçacıkları. Çok tatlı ya. Evet, diyet yapanlar ekran başına. Şimdi yapmaya başlayalım. Önce börüleceğimizi bir güzel döküyoruz. Hepsini dökelim. Ay azıcık kaldı. Tamam, fazla dökmeyelim. Vazgeçtim. Mısırımızı döküyoruz. Mısır dökmek bu kadar keyifli mi ya? Üstüne döktük. Vuracaktım öylesi ki ama neyse. Biber. Çok acı olacak. Şimdi yiyeceğim. O acı değil ki, korkma. Yok, azıcık döküldü. Neyse bir şey olmaz. Şimdi soğan. Gel bakalım soğancık. Seni de biberin üstüne dökelim. Ama çok ağırlaştı. O yüzden de her yerde dökülüyor. Maydanozumuzu döktük. Azıcık kaldı. Dereotumuz. Gel bakalım, dereotu hiçbir yere kaçamaz. Sen de onun üstüne. Şimdi bir güzel karıştırıyoruz. Oldum bir güzel ama koyalım. Bunda bir kase aldım ama koyalım. Ama şuradan da bir kase alıp koyalım. Sakarlığım biraz üstümde.
Çocuğa bakar mısınız? Masa üstüne döktüm. Olur o kadar canım. Bu işin şeyi o değil mi yani? Tabii. Cilvesi. Evet. Sen devam et tatlım. Ama yine de çok güzel olmuş bu. Hemen de şimdi yalnız. Kız kaçırı çıkarmayı unuttum. Buraya koyalım. Koy bakalım. Evet. Ama kararındadır, kurban olayım. Çok geçer. Azıcık dökeceğiz. Evet, bu kadar yeter. Şimdi hangisini dökeceğiz acaba? Çok merak ettiniz değil mi? Şimdi sıra ya. Çok seviyorsunuz zaten biliyorum. Ben ortasını dökeceğiz. Azıcık yuvarlak yapacağız. Ay. Kırılacaktı buradaki. Bir sağ bir sol açar. Evet. Kapağını dunk diye kapatalım. Herhalde. Bak yerine de koyuyor. Allah. Aferin. Ya o limon da tamam kararında. Değil mi? Çok nefis bir şey oldu. Ne yenir şimdi? Kaşık kaşık. Mustafa kalk gidiyoruz. Börülce salatamız hazır. Herkese afiyet olsun. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Evet, iyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Evet, kupamız da bizden sana hatıra. Çok sağ olun. Buradan Erzurum'a çok selam gönderiyorum. Çok sevgiler. Bugün dönüyorum memleketime. O zaman Mustafa ve ben el ele, haydi finale. Tebrik ediyorum Mustafa. Teşekkür ediyorum. Evet. Ben kazandım. Hakikaten sen kazandın. Bakalım sonunda ne olacak? Tatile kimle gideceksin? Sormak ayıp da. Yani. Herhalde yani, yengem. Sormamışsa. Ebru. Kazanırsak inşallah. Zaten sözüm vardı. Evet. Şimdi finalde 5 çocuk seçmeni isteyeceğim. Hepsine farklı sorular sorduk. Bilmişler midir, bilememişler midir bunu tahmin etmeye çalışacaksın. Artık puanları ben değil onlar veriyor. Ve tatil ödülünü kazanma için de 500 puana ihtiyacın var. Şu an 110 puandasın. Musa seç, beğen al. İlk başta Efe Koçyiğit diyeyim. Efe Koçyiğit. Diğer Efe'yi de seçeyim. E tabi birini alırsan öbürü yani, bırakmak olmaz. Hak geçmesin. Efe Dadak. Nisan. Nisan. Henna diyorum. Buckingham'lım. Evet. Ve Alya diyorum. Alya. Başlayalım mı? Başlayalım. Uçurtma nedir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Uçurtma nedir? Bilmiştir. Soralım. Gökyüzü hep mavi midir Alya? Evet Elma abla. Gökyüzü mavidir. Anladım. Sence gökyüzüne sadece uçaklar mı çıkabilir? Kuşlar da çıkabilir Elma abla. Peki uçurtma nedir biliyor musun tatlım? Biliyorum Elma abla. Yenge ayakkabıdır çaya. Bravo. Orada kal puan alacağız tatlım. Nisan'a karanfil nedir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilememiştir. Sen bütün çiçekleri biliyor musun tatlım? Elma abla, ben bazı çiçekleri bilirim, bazı çiçekleri bilmem. Mesela lale bilirim, papatya bilirim, gül bilirim. O kadar. Ben de seni bilirim bir tek. Çiçeğim benim. Peki bütün çiçekler faydalı mıdır? Çiçekler elmalı. Birincisi çiçekler yemez. Üçüncüsü çiçeklerin bir faydalı yoktu. Dördüncüsü çiçekler sadece koklamak içindir. İki yok arada. Bir, üç, dört. Anladım. Peki karanfil nedir biliyor musun? O ne ya? Ne adı bu arada? Unuttum. Karanfil. Fili biliyorum ama karanfil ne ya? Bilmiyorum ama kötü bir fil olabilir. Kara fil. kara fil gibi değil mi? Evet orada kal puan alacağız tatlım. Efe Koçyiğit. Göze almak ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilmiştir. Belki de bilememiştir. Bir düşünmek lazım. Bilememiştir. Efe sen bilirsin gözleri en iyi gören hayvan hangisidir? Bence Şahin Evrim abla. Çok yüksek havada avını görüyor, aşağı iniyor, yakalıyor. Ondan sonra gidip yiyor yavrularınla beraber. Anladım.
Sence yapacağımız her şeyi önceden düşünür müyüz? Vallahi düşünmeyiz. Anladım. Ama bir düşün biraz bence. Gözü almak ne demektir biliyor musun? Ben bunu bilmirim. Bilmirim. Orada kal, puan alacağız. İyi ki bilmişsen. Şimdi Efe Dadak'ta sıra. Tekerleme sordum. Söyleyebilmiş midir, söyleyememiş midir? Efe tekerlemeleri çok iyi söyler ama şimdi zorlu. Söyleyememiştir ya. Soralım. Kardeş hazırsan tekerlemen geliyor. Emallah beni tekerlemeleyle mi korkutacaksın? Gönder gelsin. Al o zaman. Ah ne süslü kelebek, üstü mavi albenek. Aslı süslü bal kelebek, üstü mavi bal kelebek. Altı üstü kelebek, üstü mavi albenek. Yani pek olmadı sanki kardeş. Ya arkadaşım bırak o kelebekleri. Ne süslüymüş, ne benekliymiş, ne mavimiş. Altı üstü kelebek işte. Bırakın gitsinler kelebekler. Anladım. Orada kal, puan alacağız. Yine atarımı yemeden tabii rahat edemezdim. Ve henna. Vana nedir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilememiştir. Sizin evde sular kesildi mi hiç? Kesildi evim abla. Hem de 4 kez. Birincisi ne zaman olmuştu? Bahçede. İkincisi evimizde olmuştu. Üçüncüsü de evimizde. Dördüncüsü de evimizde. Anladım. Peki, vana nedir biliyor musun tatlım? Ha, o bir araba markası gibi. Maya. Değil. Ama orada kal, puan alacağız. Kime başlayalım puan istemeye? Henna ile bitirdik, Henna ile başlayalım. Tamam. Henna. Buyurun isteyin. Ben istiyorum değil mi? Aa, evet. Prensesim, dünya güzelim, güzel gözlüm. Senden böyle kocaman puanlar istiyorum. İnşallah da verirsin. 50 puan. Olsun. Dedim ben size. 160. Evet. Alya'dan isteyelim. Tamam. Güzel Alya. Canım. Yani seni çok seviyorum ama daha çok puan versen daha çok seveceğim. İnşallah güzel puan verirsin. 100 puan. Oo, güzel. Güzel. Ne oldu? 150. Evet, 260 oldun. Efe Can'dan isteyelim ya. Efe Koçit. Tamam. Efe'cim şimdi böyle hani hayvanlar böyle geziyorlar. Sen hayvanları ne kadar çok seviyorsun bunu biliyoruz. Ben de bir o kadar çok tatili seviyorum, tamam mı? Bu yüzden bana çok puan vermen lazım ki güzel, seni kadar mutlu olabileyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım, güzel istedi bence. 100 puan. Güzel, 360. Hangisinden istemek istersin? Yine Efe'den isteyelim. Hadi Efe'den devam edelim. Efe Dadak. Evet kardeş. Bak, bana çok puan vermen lazım. Çok mühim bir işim var. Seni çok seviyorum. Favorimsin, kralsın. Ninja olacağız. Göster kendini kardeşim. Ne ninja. Ha ninja, kung fu hocası. Kung fu hocası, pardon. Kung fucular. Kung fucular. 50 puan. 410. Biraz zor. 100 puana ihtiyacımız var. Hemen. Sırada çakıl bebek Princess Nisan. Prensesim, bak sona kaldık. Sana çok ihtiyacımız var. Biliyorum masallardaki mutlu sonlara inanıyorsun. Bunu da mutlu son olarak bitirmeni istiyoruz senden. İnşallah olur. 500 puan. Güzel. Tebrikler. İyi tatiller. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Çok eğlendim. İyi tatiller diliyorum teşekkür eşinle. Teşekkür ederim her şey için. Vallahi çok güzeldi. Çok güzel ağırladınız bizi. Ne ama demek efendim, başımızın tacısınız. Gene olsa gene gelirim. Sık sık gelirim. Vallahi gel. Çık gel, bekleriz. İyi tatiller, başarılar. Canlarım görüşürüz. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.